Yapıyorum bu işi. Babamdan devralmışız. Ama şu anda bizim bu Sipahi Pazarı çarşısında bulunuyorsunuz. Bir ara Urfa'nın en işlek çarşısı, şimdi en iş yapamaz duruma gelmiştir. Çünkü burada daha evvel hep el işleri vardı. Şimdi makinalaşmanın sanayileşme ile birlikte el işleri kalkınca şu anda çarşının belki gördüğünüz yarısı boş durumdadır. Sizin aracılığınızla bizim buradaki esnaf yani kendilerini yenileyemiyorlar. Bu ikinci bir işin yapılması lazım. Bu konuda valilik ve belediyenin bize yardımcı olması lazım. El işi dedik. El işinde burada en çok el işi kürk, keçe, aba satılırdı. Yani keçe deyip geçmeyelim. Bir zaman evlerin aksesuarı, en gerekli malzemesi. Keçe olmadan olmaz, yaşamda olmaz denilebilir. Keçe kuzu yününden yapılır. El işidir. Keçe bir zaman Urfa'da 150-200 tane keçe yapan ustalar bulunuyordu. Çok meşhur ustalar Urfa'da vardı. Ondan sonra çok emek verilir, yapılır. Keçe yapıldıktan sonra ortalama 3-4 metre boyunda olur. Sonra keçeçi hamamı diye bizim ucuzluk pazarında Sultan Hamamı'nın yanında keçeçi hamamına getirilir. Bu sefer o sıcak hamamında gögüsle keçeye vurarak o keçeyi yani böyle sağlam bir şekilde yaparlardı. Ama maalesef şu anda 150 esnaftan 2 tane esnaf kalmış. O da el işi olarak yapmıyorlar. Sadece bunu makineyle keçe yapmak durumunda kalıyorlar. Bu Urfa'nın kadim mesleği keçecilik konusunda kurslar açması veyahut bu keçe el iş sanatını teşvik etmeleri gerekirken hiçbir şey ortada yok. Ne fol var ne yumurta var. Ha, şu anda keçeye talep de var. Keçenin bir faydası da hanımefendi, keçe bel ağrılarına, fıtığa çok iyi geldiği söyleniyor, sert olduğu için. Keçe fiyatı sorma, keçe fiyatında çok astronomik rakamlar oynuyor. Ben de bunu anlamış değilim. Bir denetleme yok, her kesimde olduğu gibi. Bir zam geldiği zaman herkes 3-5 misli zam yapıyor. Şunu demek istiyorum açık yüreklikle. Geçen yıl 200-250 liralık bir keçe, 2 metre, şimdi 600-700 liraya gelmiş. Neden bu? Demin verdiğim cevabın içerisinde 2 tane usta kalmış burada. Şimdi arz talep meselesi. Mesela talep fazla olunca, arz olunca istedikleri fiyatı ortaya koyuyorlar. Yani durum budur. Yani keçe fiyatları, keçenin maliyeti çok fazla değildir. Fakat keçe üreten ustalar 2 tane olduğu için istedikleri gibi fiyatı belirliyorlar. Burada esnafın kabahati yoktur. 600 liraya aldığı bir keçeyi en çok 50 lira, 100 liraya kârla satıyorlar. O da onların hakkıdır. Bu eski bir halı gibidir. Halı olarak kullanılır. Odalarda kullanılır. Her yerde keçe olmasa olmaz, yani bir evin olmasa olmaz bir yani şeysidir, maddesidir, yani gereğidir. Thank you.